Hayaliliği irdeleyelim. Açıklık hayalilikte hatırla. Şöyle bir soru sormuştum sürecimizin en başında. Hayat bilgisi dersinde bir öğretmen toplumda uyulması gereken kurallar konusunu işlerken hani sınıfa girdi ne demişti? Bugün çocuklar sizlerle adab-ı muaşeret kanunlarını öğreneceğiz demişti hatırlarsanız. Öğrenciler böyle bakmıştı. Hangi ilkeyi göz ardı ettiği için oldu? Açıklık hayalilik, bakın neden? Açıklık hayanilikte şudur arkadaşlarım durum. Bir öğretmen mutlaka açık, net ve anlaşılır olmak zorundadır eğitimde. Bu iki farklı şekilde olur. Birinci kullanım şekli nerede? Dilde. Yani konuşurken tertemiz bir Türkçe konuşacağız. Bülent Ersoylu yapmayacağız. Sen ilkokul birinci sınıftaki çocuğa şimdi tutar da adab-ı muaşeret kanunlarını öğreneceğiz çocuklar dersen çikolata mı öğretmeni mi der? Ne bilsin ne adab-ı muaşeret kanunlarını? İşte o yüzden açık, anlaşılır, net bir Türkçe kullanıyorsan orada çıktık ayağın iki kesin dikkat alırsın. Örneğin, şu örneğim olur mu söyle bakayım bana. Sosyal bilgiler dersinde Türkiye'deki iklim mantığını öğrencilerime kavratmaya çalışıyorum. İşte yağış mayış anlatacağım, yağıştan baştan bahsedeceğim. Şöyle bir cümle kurdum dersin başında. Dedim ki çocukların bugünkü dersimizde sizlerle işte ülkemizdeki iklim örtüsünün yağışla olan münasebetlerini mütalaa ederek sürecimize başlayacağız. Amade misiniz? Dediğinde ne olur sınıfta sence bir düşün. Herkes böyle bakar. Şimdi şu söylediğimle şu söylediğim arasında bir fark var mı? Hani Bülent Ersoy ne diyordu? Fevkaladenin fevkinde güftesi ve bestesi değerli üstadımıza ait olan Kürdülici Asker makamında yazılmış olan bu eserimize biz heyet umumi olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ibra etmek istiyoruz. Demek ki bunun arasında bir fark var mı? Kesinlikle yok. O zaman işte dediğim şey ne? Bir öğretmen derste temiz Türkçe kullanmalı arkadaşlar. Ha benimki gibi değil yani, tamam mı? Anlaşılır bir dilde konuşursan olayı çözümlersin güzel kardeşim. Bak bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız da şuradan geliyor. Hani edebiyatçılarım iyi bilir. Ayanilik deriz yani her şey ayan beyan olmalı deriz. Bak bunu nasıl tarif ediyorlar arkadaşlar? Diyoruz ki literatürde bir öğretmen öğrenciyle öğrenme konusunu mutlaka face to face yapmalı. Tam açık olmadım, özür dilerim. Yüz yüze getirebilmeli. Yani öğrenciyle öğrenme konusu yüz yüze gelebilirse eğer o zaman biz ne yapmış oluruz? Yine açıklık ayanilik ilkesini dikkate almış oluruz. Ama öğrenciyle öğrenme konusunu yüz yüze getirebilmek için yine mutlaka süreçte materyal kullanmamız gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Yani iki soru tipi var. Bir, öğretmenin açık, net ve anlaşılır bir dil kullanması. İkincisi de nedir arkadaşlar? Öğrencili öğrenme konusunu yüz yüze getirmek için materyal kullanmamız vardır. Şimdi dikkat, burada çok önemli bir ayrıntı var. Bizler somuttan soyuta ilkesinde de farkındaysanız materyal kullanmaktan bahsetmiştik. Aradaki küçücük fark şu. Ben özellikle ilkokulda net bilgi, kavram bilgisi olmayan öğrenciye kavramları materyaller kullanarak öğretiyorsam bu somuttan soyutayı dikkate aldığımı gösterir. Kavramları öğrendikten sonra kavramlarla ilgili öğrencilerin o kavramları ilişkilendiren olayların öğretiminde materyal kullanıyorsam o zaman da açıklık hayalilik ilkesini dikkate almış olur. Çok açık olmadığımın farkındayım. Yalnız şöyle tarif etmeliyim. Sığ bir şekilde kelime yani kavram öğretimini görüyorsan ÖSYM soru tarzında o zaman somuttan soyuta diyeceksin. Ama o kavramlarla ilişkili sana tutup da bir olayı yani kavramları ilgilendiren, bütün ilgilendiren bir olayı öğretmeyi amaçlıyorsa, olay öğretiminde materyal kullanmaktan bahsediyorsa açıklık hayalilik diyeceksin. Gel bir örnek yapalım seninle. Mesela solunum sistemi konusunu işliyorum fen ve teknoloji dersinde öğrencilerime. Solunum sistemi yapılarını ve organlarını, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer gibi kavramları materyaller kullanarak öğretmeye çalışıyorsam öğrencime ne yap, hangi ilkeye dikkat alıyorum? Evet, somuttan soyuta. Neden? Ben o konunun temel kavramlarını materyallerle öğretiyorum. Şimdi bak, bu somuttan soyuta. Kavramları öğrendi öğrenciler. Şimdi iyi dinle beni. Dikkat, burası çok önemli. Artık kavramları biliyorum. Nefes alıp verme olayında. Getirdim bir tane boru. O borudan iki tane boru çıkıyor. Uçlarında balon bağlanmış. Dedim ki çocukların burnumuzdan aldığımızda nefesi
Ciğerlerimiz şişer, buna nefes alma denir. Ciğerlerimizdeki kötü havayı burnumuzdan dışarı verirsek de bu nefes vermedir dedim. Yaptım, balon şişti, nefes aldık. Yaptım, balon söndü, nefes verdik. Bu olayı bir canlandırma, bir gösteri şeklinde. Bakın, nefes alıp verme bir kavram değil, bu bir olay. O olayı materyaller yardımıyla öğrenciye öğretmeye çalışıyorsam o zaman da dikkat alacağım öğretim ilkesine açıklık, hayalilik. Anlaştık mı aradaki fark konusunda? Bu örneğimi sakın unutmayın. Sizin arkadaşlar konuyu irdelemeniz de oldukça anlaşılır olacaktır. Net miyiz? Devam mı? Haydi devam edelim o zaman. Geldik bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa ve bugünden geçmişe ilkelerine. Bu üçü de birbirinden bağlantılı, birbiriyle bağlantılı arkadaşlar üç ilkedir. Şimdi tarif edelim. Nedir? Bilinenden bilinmeyene aldık. Yakından uzağa aldık. Bugünden geçmişe aldık. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bilinenden bilinmeyene eğitimin en genel ilkelerinden biridir arkadaşlar. İşte bu bana ne demeye çalışır? Konu da öğretirsek, konu da öğretecek olsak, örnek de verecek olsak. Bilme bakımından önce bildiği konulardan ve örneklerden başlayacağız. Oradan bilmediği konu ve örneklere doğru gideceğiz. Bakın bu çok önemli ki farklı ÖSYM'nin soru tarzı var bu konuda. Bir konu bir örnek bazında. Şuna dikkat edin. Mesela ben öğrencilerime matematik dersinde dik üçgenin alanını hesaplatmak istiyorum. Bu konuyu öğreteceğim, bu konuyu bulduracağım çocuklarıma. Bu benim için nasıl bir konu? Yeni bir konu. Bu benim için nasıl bir konu? Bilinmeyen bir konu. O zaman ben bunu ikinci aşamaya atar da şunu yaparsam, çocuklar dik üçgenin alanını öğreneceksiniz. Ama bunu yaparken daha önceden öğrenmiş olduğumuz bir geometrik şeklin alan formülünden yararlanabilirsiniz deyip öğrencilere ipucu versem, yönlendirsem ve ilk olarak öğrencilerim dikdörtgenin alanını hatırlasa, bak şimdi dikkat, dikdörtgeni çizdik. Pek dikdörtgen gibi ama dikdörtgen desem buna şimdi. Öğrenci oradan köşegeni çizdi. Dedi ki, öğretmenim ben dikdörtgende köşegen çizdiğimde burada iki tane birbirine eşit dik üçgen oluştu öğretmenim. O zaman biz işte A demiştik, B demiştik, dikdörtgenin alanı A çarpı B'ydi. O zaman ben dik üçgenin alanını bulurken onun yarısını alsam sanırım dik üçgenin alanını bulmuş olurum dese. Bu bilinenden bilinmeyen ilkesine girer mi arkadaşlar? Kesinlikle girecekler. Neden? Çünkü dikkat edin, önce bildiğinden başladım. Oradan bilmediği kavramı öğrettim. Yani şunu unutmayın. Önce bilinenden bilinmeyene de ön bilgiler verilir. Oradan yeni bilgiye geçilir. Ha, biraz önce biz ne dedik hatırla, öğrenci düzeyine uygunluk öğretimi ilkesinde öğrencinin ön bilgilere hazır bulunuşluk düzeyi çok önemlidir demiştik. Bu ilkeyle karışmaz mı? Karışmaz, dikkat edin. Öğrenci düzeyine uygunluğun soru tarzında bilmeniz gereken temel detay paragraf sadece ön bilgiye vurgu yapar. Yani ön bilgi vurgusu vardır, hazır bulunuşluk vurgusu vardır ama bilinenden bilinmeyene de ön bilgi vurgusu da vardır, yeni bilgisi de vurgusu da vardır. Demek ki sadece ön bilgiyi yakalayabiliyorsak öğrencilerine uygunluk diyeceğiz. Dikkat, ön bilgi yeni bilgi varsa o zaman bilinenden bilinmeyene diyeceğiz. Bak bu konu boyutuydu. Şimdi dikkat et, bir de örnek boyutu var, örnek boyutu bunların içine giriyor işte. Şimdi dikkat, hazır mısın? Karadeniz bölgesinde öğretmenlik yapıyorum. Bitkiler konusunu işliyorsun. Hadi sen öğretmen ol, seni göndereyim Karadeniz'e. Karadeniz bölgesinin öğretmensin, bitkiler konusunu işliyorsun, tamam mı? Bilinenden bilmeyene uyacak mısın, uymayacak mısın sen karar ver. Bitkiler konusunu işlerken çocuklara dedin ki çocuklar birçok bitki türü bulunmaktadır. Şimdi ben bunları birkaç örnek vereyim, siz de konuyu anladık öğretmenim deyin. Hadi örnekleri veriyorum. Kaju, okaliptus, ikon ağacı, avokado, Amerikan armudu dedim. Sence bilinenden bilinmeyene ilkesine uydum mu uymadım mı? Harikasın, uymadım. Niye? Adam ne bilsin kajuyu, okaliptus, ikon ağacını Karadeniz bölgesinde ne desek iyi olurdu? Adamın dibisin işte bu ya, olay bu. Önce ne diyeceksin? Çay diyeceksin, fındık diyeceksin, mısır diyeceksin. Oradan nereye gideceksin? Okaliptus'a doğru gideceksin. İşte o zaman öğrenci ne der? He, demek ki okaliptus da bizim memleketteki çay gibi bir bitki türüymüş dediği anda anlamlı öğrenme gerçekleşecek arkadaşlar. Bu detayı unutmayın. Yani önce bilinen örnekleri vereceksin,
bilinmeyene doğru gideceksin. Yalnız şunu soracağım. Şimdi ben Karadeniz bölgesinde çay dedim, fındık dedim, mısır dedim, elma dedim, armut dedim, muz dedim, mandalina dedim, kaju dedim, ikona dedim, okaliptus dedim. Şimdi bilinenden bilmeyene uydum mu? Evet uydum. Yakından uzağa ilkesine de uymuş olmadım mı? Evet onda da oldum. Şimdi böyle bir soru tarzı gelse karşımıza ne yapacağız? Şuna dikkat edeceksiniz. Bakın yakından uzağa öğretim ilkesinde vurgumuz çevredir arkadaşlar. Çevre. Yani önce çocuğun yaşadığı yakın çevreden başlayacaksınız. Artık konu öğretimde olabilir, örnek de olabilir. Oradan nereye doğru gideceksiniz? Uzak çevreye doğru gideceksiniz. İşte o zaman yakından uzağa ilkesine dikkat almış olursunuz. Bak soru tarzına dikkat et. Eğer ki çevre vurgusunu görüyorsan, önce Karadeniz'in örnekleri, sonra Akdeniz'in bitki örnekleri, sonra tropikal bitki örnekleri diyorsa bak yer vurgusu var. O zaman yakından uzağa de. Eğer seçeneklerde yakından uzağa ilkesini göremiyorsan bilinenden bilinmeyeni işaretleyebilirsin. Yani bu daha özel, bu onu içinde barındıran daha genel bir ilkedir ki eğitim biliminde biliyoruz ki özelden genele ilkesi var sonuçta arkadaşlar. Önce bu sonra bu. İkisi birden olursa ve çevre vurgusu da görünürse yakından uzağa işaretlenir. Bakın dikkat edin. Çok önemli bir ilke. Mesela bir öğretmen arkadaşımın yaşadığı bir anıyı anlatayım size. Doğu Anadolu bölgesinde bir işte Muş'ta öğretmenlik yapıyor kendisi. İşte bir gün telefonla konuşurken dedi ki ben dedi bu meslekten dedi istifa edeceğim dedi. Biz dedi böyle dedi öğretmenlik yapamayız. Çok kötü ortam, berbat ortam, şöyle böyle bir olay yaşamış belli. Ne oldu dedim. Bana dedi ki ya dedi işte çocuklar dedi matematik dersinde dedi farklı şeyler dedi anlatın öğretmenim demişler hocamıza. O da işte tamam demiş çocuklar farklı şeyleri anlatayım. Bak Muş'taki çocuklara Antalya'nın turistik yapısından, İzmir'in tarihi dokusundan, İstanbul'un güzelliklerinden bahsetmişler. Şimdi bu da olaydan sonra çocuklar diyor bana diyor böyle baktılar diyor. Benim moralim çok bozuldu ya. Şimdi arkadaş bir dikkat et bak. Sen Muş'taki çocuğa Antalya'yı, İstanbul'u, İzmir'i anlatırsan olur mu? Ben de ona dedim ki sor bakalım çocuklar dedim Muş'a gitmişler mi? Muş'un bir ilçesindeler, Muş'un bir ilçesindeler. Tek tek sınıflara girdi sordu. Muş'a gittiniz mi çocuklar diye. Çocuklar Muş'a gitmemiş ki. İstanbul'un hepsin değil mi? İşte o yüzden dikkat edin. Öğretim yapacaksan önce yaşadığı yeri bir tanıtacaksın. Önce bir Muş'a bir geziye götür. Yakını bir tanısın. Ondan sonra istersen Papua Yeni Gine'ye götür. Fark eder mi? Ama önemli olan bir konuda yavaş 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 uzaklaşacağız. Bak örnek vereyim sana. Şöyle düşün. Bir, Körfez. Marmara Körfezi olsun ama. İki, Van. Üç, ne diyelim Bingöl. Dörtte ne olsun? Güney Asya diyelim. Hazır mıyız? Ben farz edin ki işte İstanbul'da öğretmen oldum atandığım deprem konusunu işliyorum. Deprem konusuyla ilgili çocuklarıma bu dört örneği vermek istiyorum. Yakından uzağa ilkesine göre hareket etmem için bakın bunları hangi sırada vermem gerekir? Ben nerede öğretmendim? İstanbul'dan. O zaman önce Marmara Körfezi'ni örnek olarak veririm. Kilometre bakımından gittiğimde Bingöl Marmara'ya daha yakın. Ondan sonra 3'ü vermeliyim, sonra Van'ı vermeliyim, en son Güney Asya'yı vermeliyim. Sen tutar da deprem konusunda önce Güney Asya'yla başlarsan ayva yedin. İşte o zaman hiçbir şeye ulaşamazsın. O yüzden işte ne yapıyoruz? Yakın çevreden uzak çevreye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Mesela Van'da öğretmenlik yapmış olsaydım ne yapacaktım? Önce Van, sonra Bingöl, sonra Marmara Körfezi, sonra Güney Asya olacak. Şimdi burada bir çevre vurgusu var mı? Evet var. O zaman cevabımız da yakından uzağa. Eğer çevre vurgulu o soruda yakından uzağa ilkesi olmasaydı işaretlemem gereken ilkem neydi? Bilinenden bilinmeyeni. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi o zaman bugünden geçmişe bir bakalım. Bugünden geçmişedeki temel mantık ne? Orada da vurgum zamanda. Şimdi tarihçiler bana kızıyor olabilirler. Ne diyeceğim? Önce bugünkü zamandan başlayacağız. Oradan yavaş yavaş geçmişe doğru gideceğiz. Şimdi bu tarihte çok spesifik bir durum vardır. Yani neden sonuç ilişkisini kurabilmek için geçmişten başlanır ama biz ondan bahsetmiyoruz. Bakın eğitim bilimlerinde genel özelliğinden bahsediyoruz. Bakın bütün öğretmenler için siz bir konuyu öğretirken ya da o konuyla ilgili bir örnek verirken önce muhakkak ne yapmak zorundasınız arkadaşlar? Öğrencinin yaşadığı zamandan, günümüzden bir örnek vermek zorundasınız. Yani ne demek istiyorum? Mesela
bilgisayarın tarihsel gelişimi konusunu işleyeceksek önce tablet bilgisayarından bahsetmemiz gerekiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir oda büyüklüğünde olan sadece 4 işlemi yapabilen bilgisayar dersen çocuk anlar mı? Abi nereden görmemiş ama şimdi devlet ne yapıyor? Devletimiz ne yapıyor? Tablet veriyor çocuklara. Önce bunu vereceğim. Ondan sonra verdiğin örnekler yavaş yavaş nereye doğru gidecek? Geçmişe doğru gidecek. O zaman bak ne yapmış olacaksın? Tablet diyeceksin, dizüstü bilgisayar diyeceksin, masaüstü bilgisayar diyeceksin, diyeceksin. En son bir oda büyüklüğündeki olan bilgisayara tanıtacaksın. Hangi ilkeye dikkat almış olursun? Bugünden geçmişe. Neden? Bakın vurgusunda ne var? Zaman vurgusu var. Bu çok önemli bir detay. Zaman vurgulu olan önce bugünden başlayıp yavaş yavaş geçmişe doğru giden bir soruda o zaman bugünden geçmişe işaretleyeceğiz. Ama bugünden geçmiş ilkesini göremezsek o zaman yine gönül rahatlığıyla ne yapabiliyoruz? Bilinenden bilinmeyeni işaretleyebiliyoruz. Çünkü özel genel ilkesini yine dikkate alındı. Bir süreç geçireceğiz arkadaşlar. Bu üç ilkede de. Anlaştık mı? O zaman dikkat. Önce ön bilgiler, bilinenler, oradan yeni konulara, yeni bilgilere, bilinmeyenlere doğru gidersek bilinenden bilinmeyene. Öğrencinin bastığı topraktan yani yaşadığı çevreden basamadığı topraklara yani uzağa doğru gidersek yakından uzağa ilkesini dikkat alacağız. Dikkat! Önce öğrenciye örnek verirken yaşadığı zamandan günlük yaşamdan örnekler verip oradan yavaş yavaş geçmişe doğru gidersek de hangi ilkeye dikkat almış olacağız? Bugünden geçmişe ilkelerine. Bu üç ilkede de anlaştık mı? Süpersin. Devam, devam. Orada ne yazıyor şimdi? Ekonomiklik, iş aktivite bakalım. Şimdi dikkat edin.